Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi Bu tepkimemizi incelediğimizde bakın e, delta h eşittir. Ürün eksi girenden düşünürsek şimdi ürünlerin enerjisi kaç? 45 e, Girenlerin enerjisi kaç? 0. O zaman buradan 45 çıkacak. Yani bu bir n artı 45. Endotermik tepkimedir. ısı bu taraftadır. Şimdi diyor ki minimum enerjili olma eğilimi girenler. Lehine de dikkat edersen zaten hem grafikten yorumlayabilirsin. Ürün e, girenlerin enerjisi daha düşük, yani daha minimum enerjili. E, ya da bu tepkimelerde e, nedir? Şöyle diyebiliriz, ısının olduğu taraf minimum enerjili olma olduğu taraftır. O zaman bu doğrudur. D şıkkına baktığımızda tepkime entalpisi artı 45 kilokaloridir denilmiş. Burada az önce hesapladık. Bu da doğrudur. Enerji bakımından girerler daha kararlıdır diye sormuş. Kimyada düşük enerjili olanlar daha kararlıdır. Onun için e, girenler daha düşük enerjili olduğu için daha kararlıdır. Bu da doğrudur. D şıkkına baktığımızda XY gazının molar oluşum entalpisi artı 45 kilokalori moldür. Bakın burada girenler sıfır. Yani şöyle diyelim. Az önceki delta h'ımıza tekrar yazarsak delta h eşittir. Burada iki tane x, y var. Eksi girenler kısmında x, 2 ve y, 2 var. Bakın şurası 0. Grafikten görüyorsunuz. Şurası 0. Ve bu tepkimenin entalpisi artı 45 çıkmıştı. O zaman 2 x, y, 45 ise bir tane x, y, yani molar dedi. Bir tane demektir. Bir mol demektir. E, 22,5 çıkar. O zaman değişikliği yanlıştır yalıtılmış sistemde gerçekleştirirse sıcaklık düşer demiş. Evet bu tepkimiz ısı aldığı için ortamı soğutacaktır. E, -E şıkkı da doğru da sıcaklığı düşürecektir. Burada yanlış olan D şıkkı olacaktır.